bilirsin. Kızılırmağın neden doğudan batıya doğru geçtiğini anlatabilirsin. Değil mi? Bir sismik kesit daha vardı senin. Ha, sismik kesit, evet, bunları göster. Yani sismik ve batımetrenin birlikte olduğu şeyi görüntü olarak da evet, yavaşan bu önemli mesaj. Polenler anlatırsın. Bu da bu projenin halka kamuoyunu bilinçlenmesi, Kızılırmak'taki, bu Delta'daki ve Yeşilırmak Deltası'yla olan ilişkisini, bu kanyon sistemleri de bir diğer şey. Onunla da bir iki şey söyleyeyim. Hem MP2'ye giriyor bizimki aslında. MP2. MP2'de hepsi, ikisi de var. Hem tektonik hem pneumatik. Sonra YSR6'da duyuyoruz. Zaten bizim bu sırtın konuşması da bir güzel bir payı yok. Alt ve üstünde kalanlar bir yani, eşit dinleyiyor mu? Bir dakika, bu paylara bağlı olarak yükseliyor. Sadece burada değil, yakın tamam yükseliyor. Alert olarak adlandırılan, yani Türkçesi alarm, yani tehlike sinyaller çalıyor olarak adlandırdığımız Anadolu plakasının iklim ve tektonik tehlikeler olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin 7. çerçeve kapsamında ITN, Uluslararası Training, Eğitim ve Araştırma Projesi olarak Marie Curie aksiyonu aldı altında olan bir proje. Projenin konusu söylediğimiz gibi geçmişten günümüze kadar olan Anadolu plakasının hem depremselliği hem de tektonik iklim üzerine olan konuları kapsaması. Bir diğer en önemli şeylerden bir tanesi de projenin sonunda bir belgesel ortaya çıkacak olması. Yani bunun anlamı Anadolu plakasının, bu araştırma platosunun araştırması konusunda işte depremsellik, iklim, bunun bir belgesel haline, bu Discovery Channel, BBC ve diğer bütün şeylerin bilgilendirilecek olması. Yani projenin en önemli ayaklarından bir tanesi sadece bilimsel ortamda kalmayacak, halkla da yapılan. Zaten bu kapsamda da İstanbul'da örneğin Kuzey Anadolu fayıyla ilgili İstanbul'u bekleyen depremsellik konusunda da işte halkla yoğun, geniş katılımcı röportajları da kapsayan bir belgesel de çıkacak olması. Bir Anadolu platosu aslında canlı bir laboratuvar. Neden? İşte aktif faylarla çevrildi. Anadolu platosunun Orta Anadolu'ndan ve daha Akdeniz'e kadar alanlarda araştırma yapılacak olması bir canlı laboratuvar olduğu için projenin kaynağı Avrupa Birliği ama yeri dediğimiz gibi Anadolu platosu. Aslında bizim gözlerimizin önünde yeni bir Himalayalar oluşuyor. Anlamı ne? Anadolu platosu yükselmekte. İşte bu tektonik Afrika'nın yaklaşması, Pontiklerin ve işte Kuzey Anadolu'nun şeyinde Karadeniz sahillerinin dağlarında yükseliyor. Yani Anadolu platosu. Dediğimiz gibi birkaç milyon yıl sonra da belki de Akdeniz kaybolacak, Ege kaybolacak ve Anadolu da söylediğimiz gibi bir Himalayalar oluşuyor. Önemi buradan kaynaklanıyor. Baktığımız zaman iklimsel açıda evet bir soğuma döneminde yer aldığımızı söyleyebiliriz. Fakat bu herkesin de yorumladığı gibi havalar çok ısındı acaba deprem mi olacak mantığında değil. Bizim bu ısınmayla doğal afetlerin aktifleşip elimizde var olan çevresel zararlarımız neler olabilecek niteliğinde bir yoruma gitmeyi planlıyoruz. Şu an Türkiye açısından iklimsel değerlendirmede baktığımızda maalesef sıkıntılı bir döneme girmekteyiz. Daha çok Türkiye'nin Kuzey Anadolu platformuna baktığımızda buradaki ağaçların sayısının azaldığını ve bu ağaçların yok oluşuyla birlikte erozyonel hasarın, doğal afetlerin daha çok zarar verdiği bir koşul oluştuğunu görüyoruz. Bu ise bizim tarımımızda maalesef bizi olumsuz etkiliyor. Çünkü erozyonel yüzeylerde bir tarım veya bir verim elde etmemiz çok sıkıntılı bir dönemi işaret ediyor. Ve daha çok soğuma dönemine doğru devam ettiğimiz için bizim bitki örtümüz değişiyor ve daha ağaçlık alanlardan ziyade otsul bir alana geçiş dönemine geldik. Bu ise biliyorsunuz genellikle bizim Karadeniz bölgemizin yağmurları ve uzun ağaçlığıyla bilinen bir lokasyon olarak tanımladığımız alan. Fakat şu an orada da bu kayıplarımızdan kaynaklı hem soğuma hem kuraklık dönemi gibi bir geçişimiz söz konusu. Tekrar nitelendirmek gerekirse buradaki verimimizi çok düşürecek topraksal anlamda. Ve uzun vadede değerlendirdiğimizde kısa süreli bir buzul dönem hakim olacak. Bu bizim gerek yeraltı su kaynaklarımız, gerek erozyondan kaynaklı tarımsal alandaki çalışmalarımız maalesef
kötü bir verime işaret edecek şekilde değişimi gösteriyor. 2020'de başlaması düşünülen bir soğuma dönemi söz konusu. Fakat biz bu döneme erken giriş yaptık. Her ne kadar iklimimiz şu an Türkiye bazında çok ısındığımızı dile getirsek, mevsimlerin değiştiğini dile getirsek de beklenen, yani geçmiş günümüzün aynasıdır mantığıyla ileri görülen 2020'den sonra gerçekten bir soğumanın hakim olacağı, fakat şu anda soğuma döneminde yer aldığımızı ifade edebiliriz. Çalışma alanında biz ilk defa, bu alanda ilk defa yüksek çözünürlüklü sismik veri toplandı. Ayrıca batimetri verisi toplandı. Topladığımız sismik veri de bizim bu bölgede birçok aktif fay olduğunu gösteriyor. Bu aktif faylar deprem oluşturabilecek faylar. Bunlar bu bölgeye toplanan ilk veriler. İlk yüksek çözünürlüklü batimetri yer şekilleri verisi ve yüksek çözünürlüklü sismik veriler. Bu verilerle aktif fayların olduğunu, burada aktif fayların bulunduğunu gözlemledik ve bu fayların deprem oluşturabilecek faylar olduğunu söylüyoruz. Kızılırmak Deltası'nın küçüldüğünü de gözlemledik. Kızılırmak Deltası'nın küçülmesi nedeni Kızılırmak Nehri'nin debisinin %95 kadar düşmesinden kaynaklanıyor. Bu da bilinçsiz tarımsal sulama ve hidroelektrik santrallerinin yapılmasından kaynaklı. Arkhangelski veya diğer adıyla Samsun Sırtı. Bu sırt da aktif olarak yükselmekte. Arkhangelski Sırtı'nın yükselmesi, Arkhangelski Sırtı Karadeniz'in oluşumuyla birlikte ortaya çıkmış bir sırt. Bu sırt halen yükseliyor. Yani Karadeniz halen gelişmekte. Hala farklılaşmakta. Ve bu sırtın yükselmesi de ayrıca depremler oluşturabilecek fayları barındırmakta. Bu alandaki birikmiş sedimanlar zaman zaman kayıp toprak, denizaltının toprak kaymaları oluşturmuş. Tekrar olabilir ve bu toprak kaymaları denizaltında oluşacak. Toprak kaymaları çok büyük dalgalar oluşturabilir ve minimal bir tsunami oluşup Karadeniz kıyılarında etki yaratabilir. Sinop'ta var. Sinop, Çankırı, Nevşehir.